Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Sizlerle beraber ÇAP Yayınları 9. sınıf coğrafya 2. fasikül ders anlatımlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Ve son olarak son konu başlığımız Türkiye'nin iklimi olacak arkadaşlar bu fasikülde. Türkiye'nin ikliminde sizin de şu anda ekranda gördüğünüz gibi Türkiye iklimini etkileyen genel özellikler, Türkiye ikliminin elemanları ve Türkiye'de görülen iklim tiplerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii ki burada bizden beklenen bazı durumlar var. Özellikle Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunmak. Bu dersten sonra Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörleri bilmek, Türkiye'deki iklim elemanlarının özelliklerini bilmek ve Türkiye'de görülen iklim tipleriyle özelliklerini bilmek bizden istenen kazanımlar olacak arkadaşlar. O yüzden dikkatli dinlememizde fayda var. Artık biz büyük iklim tiplerini biliyoruz. Bunu Türkiye ölçeğinde değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu yüzden bizim için çok da zor ders olmayacak. Sadece dikkat etmemiz bizim için yeterli arkadaşlar. Evet, ilk olarak Türkiye ikliminin genel özellikleri diyoruz arkadaşlar. Evet, Türkiye ılıman iklim kuşağının Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer almaktadır. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iklim enlemin dışında yer şekilleri, denizellik, karasallık ve basınç merkezleri gibi faktörlerin etkisinde kalarak farklı iklim özellikleri görülebilmektedir diyoruz arkadaşlar. Türkiye iklimini etkileyen faktörler diyelim. Evet, ilk olarak enlem etkisi karşımıza çıkacak arkadaşlar. Dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınlarının yeryüzüne geliş açısı küçülür. Bu durum enlem etkisiyle Türkiye'de genel olarak sıcaklık ortalamalarının güneyden güneye doğru artmasına, kuzeye doğru ise azalmasına neden olur. Türkiye 36-42 derece kuzey enlemleri arasında yer alır. Bu nedenle sıcaklık kuşakları içerisinde soğuk iklim ve sıcak iklim kuşakları arasında ılıman kuşak iklimi arasında yer almaktadır diyebiliriz. Yani biz ılıman kuşaktayız arkadaşlar. Ne sıcak ne de soğuk. Yani ne tropikal ne de kutup kuşağı içerisinde değiliz. Bunların ikisinin arasında bulunan ılıman, yani orta kuşakta yer alırız. Türkiye bulunduğu konum sonucunda kış mevsiminde kuzey enlemlerinde oluşan kutupsal hava kütlelerinin, yaz mevsiminde ise güneyinde oluşan tropikal hava kütlelerinin etkisi altına girmektedir arkadaşlar. Bu durum ülkemizde mevsimlerin oluşmasını sağlar. Türkiye kuzey yarımkürede yengeç dönencesinin kuzeyinde yer almaktadır. Bu nedenle dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha sıcak olur. Ayrıca kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklıkları düşürürken güneyden gelen rüzgarlar sıcaklıkları artırmaktadır. Bu durum yine enlem etkisi olarak değerlendirilir arkadaşlar. Evet, devamına bakacak olursak denizel etki diyebiliriz arkadaşlar. Ülkemizin iklimini etkileyen bir diğer faktör denizel etkidir. Türkiye, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizleri ile çevrilmiş bir yarımada özelliğindedir. Bu durum kıyı bölgelerinde nemli ve ılıman iklim koşullarının oluşmasına neden olur. Buna bağlı olarak kıyı ile iç kesimler arasında farklı iklim koşulları ortaya çıkar diyoruz arkadaşlar. Denizel etkinin olduğu yerlerde daha nemli, günlük ve yıllık sıcaklık farkının daha az olduğu iklim türleri varken karasallığın artmasıyla günlük ve yıllık sıcaklık farkı bir miktar artış gösterir diyoruz arkadaşlar. Ülkemiz iklimi etkileyen bir diğer faktör ise karasallık olarak değerlendirilebilir. Türkiye iklimi üzerinde çevresindeki büyük karaların önemli etkisi vardır. Türkiye'nin güneyinde yer alan Afrika kıtası ve Arabistan Yarımadası'ndan yaz mevsiminde karasal kökenli sıcak ve kuru hava gelir. Kış mevsiminde ise Asya'nın kuzeyindeki Sibirya'dan gelen şiddetli karasal kökenli soğuk ve kuru hava dönem dönem ülkemizde etkili olmaktadır ki bu hava ülkemizde etkili olduğu zaman soğuk ve yağışsız bir havanın ülkemizde hakim olmasına sebep olur. Bir diğer faktöre baktığımız zaman arkadaşlar yer şekilleri etkisi diyebiliriz. Evet, yer şekilleri etkisine baktığımız zaman yükseklik değerleri, yükseklik farkları, dağların uzanış biçimi ve baka özellikleri gibi yer şekillerinin Türkiye iklimi üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Özellikle ülkemiz genç jeolojik yaşta olduğu için arkadaşlar yükseltisi fazla olan bir ülke. Biliyorsunuz ülkemizin ortalama yükseltisi 1132 metre. Bu ortalama yükselti çoğu ülkenin zirvesinden, çoğu ülkenin en yüksek yerinden bile yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla ortalama yükseltimiz fazla olan bir ülke ve dağların biliyorsunuz uzanışları genellikle bizim ülkemizde doğu batı yönde. İşte bu mevcut durumlar arkadaşlar ülkemizdeki iklim dalgalarını ve iklimini etkileyen faktör olarak karşımıza çıkacak. Bunları biraz daha detaylandıralım arkadaşlar. Yer şekilleri dediğimiz zaman ilk olarak yükseklikten bahsedelim. Yükseklik yer şekillerinin önemli bir özelliği olup sıcaklıkla yakın ilişki içerisindedir. Bilindiği gibi havalar bilindiği gibi yükseldikçe yani yukarılara çıktıkça hava sıcaklığı azalır. Türkiye'de genel olarak kıyıdan iç kesimlere ve batıdan doğuya doğru bu nedenle sıcaklık ortalamaları azalmaktadır. Evet, yükseklik farklarının kısa mesafelerde değişmesi, Türkiye'de kısa mesafelerde iklim tiplerinin çeşitlenmesine ve bazı alanlarda mikro klima iklimlerin oluşmasına neden olmuştur. Örneğin Doğu Karadeniz'de Çoruh Vadisi, Akdeniz iklim şartlarının yaşandığı bir mikro klima iklim alanıdır. Aynı şekilde Rize kıyıları, Iğdır Ovası ve Anamur kıyıları da bu tip mikro klima iklim alanlarına örnek olabilir. Yeryüzü şekillerinin uzanışı dediğimiz zaman arkadaşlar, Türkiye'de dağların doğu batı yönünde uzanması ve kuzey güney kıyılarında denizel nemli hava kütlelerinin içeri doğru sokulamaması ve iç kesimlerde step karasal iklim özelliklerinin yaşanmasına neden olan bu durum arkadaşlar dağların doğu batı şeklinde uzanması sonucunda olmuştur. Bu uzanış batı kıyılarında yani Ege'de ters bir etki oluşturarak denize iklimin iç kesimlere doğru girmesine olanak sağlamıştır diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi Türkiye'de iklim elemanları diyelim arkadaşlar. Evet, tabii ki iklim elemanları dediğimiz zaman biliyorsunuz sıcaklık, nem yağış, daha sonra basınç ve rüzgarlar vardı. Şimdi ilk başta sıcaklıktan bahsedelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu andaki haritada ülkemizin yıllık ortalama sıcaklık değerleri verilmiş durumda. Ülkemizin en sıcak kesimleri gördüğünüz gibi arkadaşlar Hatay, Mersin, Adana civarlarında ve kıyı kesimlerinde yer almakta. Özellikle güney kesimlerimizde yer almakta. Bunun tabii ki sebebi yine enlem etkisi olarak karşımıza çıkar. Genel olarak kuzeye doğru yani yukarı doğru çıktıkça sıcaklığın azaldığını söyleyebiliriz ama özellikle bu Ege kıyılarında bu şekilde oluşmamakta. Bu da enlem etkisine ters bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Dikkat ederseniz arkadaşlar Sivas civarı, daha sonra baktığımız zaman Hakkari'nin ve Van'ın doğusu, bunun dışında Erzurum, Kars, Ardahan gibi bölgelerimizde yıllık ortalama sıcaklığın çok düşük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki sıcaklıkların bu kadar düşük olmasının sebebi şiddetli karasallık ve yükseltinin fazlalığıdır diyebiliriz. Evet, şimdi biz bazı yorumlarımızı yaptık. Bu yorumlara benzer yorumlar da bakın hemen burada yer almakta. En yüksek sıcaklık ortalamaları enlem ve denizcilikten dolayı Akdeniz kıyı kuşağında, en düşük sıcaklık ortalamaları ise enlem ve karasallıktan dolayı Kuzeydoğu Anadolu'dadır diyebiliriz arkadaşlar. Kıyı kesimleri genel olarak iç kesimlerden daha sıcaktır. Bu durum denizelliğin sıcaklık üzerindeki etkisinin sonucudur. İç kısımlarda sıcaklığın daha düşük olması ise dağların doğu batı yönünde uzanmasıyla denizin ılımanlaştırıcı etkisinin iç kesimlere sokulamaması ile ilgilidir arkadaşlar. Kıyı kesimleri ile iç kesimler arasındaki sıcaklık farkının bir diğer nedeni ise kıyılarla iç kesimler arasında ortaya çıkan yükselti farkıdır. Genel olarak sıcaklık yükseltiye bağlı olarak batıdan doğuya doğru düşer. Bunun nedeni doğuya doğru karasallığın ve yükseltinin artması olarak da değerlendirilebilir sevgili gençler. Evet, bakın şimdi Temmuz ayı yani yaz mevsimi ortalama sıcaklık dağılışını görüyorsunuz arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinin sıcaklarının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar burada karasallıktan dolayı nemin az olması bu bölgenin olabildiğince ısınmasına sebep olmuş. Arkadaşlar aynı enlemlerde ya da daha düşük enlemlerde yer almasına rağmen Akdeniz bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgemize göre biraz daha serin. Bunun sebebi Akdeniz'deki
nemin varlığıdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, enlem ve karasallıktan dolayı en sıcak yerler Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgenin yaz mevsimi sıcaklık ortalamaları 30 dereceyi aşmaktadır. Bunun en önemli nedeni Afrika ve Arabistan üzerinden gelen sıcak ve kuru hava kütleleridir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, Akdeniz ve Ege bölgelerinde kıyı yörelerindeki sıcaklık değerleri denizliliğin etkisiyle Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kadar yüksek değildir. Yaz mevsiminde Türkiye'de sıcaklığın en düşük olduğu yer ise enlem ve karasallıktan dolayı Kuzeydoğu Anadolu bölgesi olarak ya da Kuzeydoğu Anadolu olarak karşımıza çıkar diyoruz arkadaşlar. Ve Ocak ayı yani kış mevsimi sıcaklık ortalamaları ve sıcaklığın dağılışı diyelim arkadaşlar. Evet, bakın sıcaklık ortalama sıcaklığın dağılışı bize bu haritayla gösterilmiş. Bu sefer arkadaşlar bakın Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcaklık kış aylarındaki sıcaklığı Akdeniz bölgesine ve Ege'ye vermiş, kaptırmış. Bunun sebebi arkadaşlar nemliliktir. Unutmayın, nemli havalar kolay zor geç ısınır ya da ısınmakta ve soğumakta nem o bölgeyi frenler arkadaşlar. Yani nem sıcaklığı dengeleyici bir faktör ya da unsur olarak karşımıza çıkar diyebiliriz. Evet, ülkemizdeki soğuklukların gördüğünüz gibi Kuzeydoğu Anadolu'da yer aldığını yine görüyoruz. Yükselti ve karasallık burada tabii ki etkili oluyor sevgili gençler. Evet, şimdi bakalım neler diyebiliriz bu haritayla ilgili. Arkadaşlar kıyı bölgeleriyle iç kesimler arasında sıcaklık farkı belirginleşmiştir. Kıyı kesimler iç kesimlere göre daha ılımandır. Bu duruma neden olan en büyük faktör denizellik karasallık ilişkisidir arkadaşlar. Biraz önce söylemiştik, önemli. Türkiye'nin en sıcak yerleri enlem ve denizellikten dolayı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarıdır. Kıyılardaki sıcaklık değerleri enlem faktörünün etkisiyle Akdeniz'den Karadeniz'e doğru düzenli olarak azalmaktadır. Türkiye'nin en soğuk yerleri enlem ve karasallık ile yükselti nedeniyle Kuzeydoğu Anadolu'dur. Erzurum, Kars, Ardahan platolarıdır da diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi ülkemizdeki yıllık sıcaklık farklarına bakalım arkadaşlar. Evet, ülkemizdeki yıllık sıcaklık farklarına baktığımız zaman genel olarak kıyı kesimlerde yıllık sıcaklık farkının nem sebebinden dolayı az, iç bölgelerinde ise nemin azlığından dolayı yıllık sıcaklık farkının fazla ya da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yıllık sıcaklık farkları karasallık ve yükseltinin etkisiyle Erzurum ve Kars bölümündeyken nemlilik ve yağışın etkisinden dolayı en az Doğu Karadeniz kıyılarında görülmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki burada sıcaklık üzerinde nemin önemli ve belirleyici bir özelliği var ya da etkisi var. Nemin fazla olduğu yerlerde arkadaşlar sıcaklık dünyada, tüm dünyada daha dengeli dağılırken nemin az olduğu bölgelerde yıllık ve günlük sıcaklık farklarının daha belirgin olduğunu söylememiz hiç de yanlış olmaz sevgili gençler. Evet, bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Türkiye'nin diğer iklim elemanlarından bahsedeceğiz diyebilirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.